Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve evet, karşınızda Minecraft var. Evet, ilginç bir durum oldu. Neden Minecraft var diye soracak olursanız, hatırlarsanız son distopya bölümümde ve ondan sonra yaptığım duyuruda bir süre, 6 ay, 1 yıl gibi bir süre Minecraft oynamak istemediğimi, belki onu o süreden sonra bir final Minecraft serisi yapmayı planladığımı söylemiştim. Bunu Şubat'ta söylemiştim. Evet, bence 6 ayı geçti. Neden şimdi yapmak istememi sebebine gelecek olursak, geçenlerde kırpat bir kanıma girdi. Özellikle Open Computers ile alakalı. Ve ben de bu seriyi yapmak istedim. Ve bunun için bir mod paketi oluşturdum ve o yüzden karşınızda Casa Reboot var. Peki, Casa Reboot nedir? Öncelikli olarak Casa ismine aldanmayın, pakette GregTech yok. Evet evet, yanlış duymadınız. Pakette GregTech yok. IC2 da yok. Evet, ilginç oldu bunlar. Ve daha da önemli bir noktasına değinmek istiyorum. Tinker's Construct var. Mekanizm var. Hayır, kafama taş düşmedi. Evet, şimdi single player'da yeni bir dünya yaratalım. Unutmadan bu benim dünya ikinci kez yaratışım olacak çünkü... İlkinde pakette bir bug buldum ve şu an 1.0 sürümünde o bug var. Forestry ore'ları da açık. O yüzden o bug'ı kapattım. 1.1 sürümü şu an yayında değil. Bu videoyu çektiğim esnada, ancak siz bu videoyu aldığınız esnada yayında olacak. Ve... Evet, dur. Casa Reboot LP ve tabii ki de ben bonus chestleri genelde açıyorum. Çünkü ilginç şeyler çıkıyor karşısında ve yanımda gene soğumayan ve bitmeyen kahvem var. 15-20 dakikalık bölümün ardından bu bug'ı fark ettiğim için kahvem hala duruyor. Ve şarkı adı olarak şarkı adı mevzusu biliyor olmanız lazım. Beni takip ediyor olsanız eğer, eskiden takip ediyorsanız tabii. Basitçe ben her serimde seed olarak bir şarkı adı kullanırım. Ve bunda ne kullanacağım? Sleep is a curse. Hazır paketin pakette Curse Launcher'da yer alıyor. Bölümün önceki denemesinde A Curve That To An Angle Turns denemiştim. Çok efsane bir şarkıdır. Çok daha çok sevdiğim bir şarkıdır. Aynı albümde ondan bir sonraki şarkıyı denedim bu sefer. Neden bu önceki CD'yi kullanmıyorum diye soracak olursanız, beni baya baya karlı bir alanda bıraktı. Ve yakınımda herhangi bir yeşillik yok. Harika değil mi? Evet. Ve şimdi de tam tersi bir ormanın ortasındayım. Yaşasın! Ve bolca da stick var. Ama başlangıç yemeğim bu sefer daha az. Evet. Ve Open Computers var gördüğünüz üzere. Hatta Open Computers paketin en önemli modlarından biri. Çünkü çoğu otomasyonda Open Computers'e muhtaçsınız. Ve Fake Dead muhtemelen beni bunun için kesecek ama olsun. Ve Koton. Güzel. Evet, gördüğünüz üzere pakette Pump Service Craft da var. Ancak ufak bir detay daha var. Sadece Pump Service Craft yok. Aynı zamanda... modun odaklığını unuttum. Çok yetenekliyim değil mi? Ha, Spies of Life var. Spies of Life nedir diye soracak olursanız... basitçe aynı yemeği üst üste birkaç kere yediğiniz takdirde o yemek sizi doyurmamaya başlıyor. Evet, oyunda bu paketteki tek hayatta kalma üzerine olan nerf, yani hayatta kalma zorluğu, o da early game'i biraz uzatıyor sadece. Çok az uzatıyor. Bu arada neden pakette GregTech yok noktalarına değinelim. Birincisi GregTech 5 geçenlerde 1.10'a çıktı. Fakat eklemek istemedim. Bir, hem bana değişiklik olması için. İki, yeni bir şeyler demek istiyorum. 3. GregTech 6 konusunda şöyle bir durum var. Bu arada GregTech 5'i zaten ben 2 tane seriyle oynamış olmalıyım. Ya da bir seriyle, çok net hatırlamıyorum ben de şu an. GregTech 6 konusunda ise GregTech 6 benim gözümde tam bir hayal kırıklığı.
koyu bir Greg Tech fanı olarak Greg Tech en güzel kısmı olan late game statlarını, olaylarını unutarak tamamen kendi early game'i adayarak aşırı sıkıcı bir moda dönüştü. Greg Tech 6'da. Evet, ben bile bunu diyorsam bir sıkıntı var demektir. Bunun yanı sıra Tech Reborn diye bir mod vardı. Greg Tech 4'ün fork'u. Birebir Greg Tech 4'ü forklamışlar ve çalışıyor. Çok da güzel çalışıyor. Onu kullanmak istememeyim bir sebebi daha. Gene hem yenilikçi bir şeyler istiyorum. Hem de kullandığı Fusion Reaktör eski nesil Fusion Reaktör. Onun yerine ben şu anki pakette mekanizmi ana teknik modu yaptım. Evet, mekanizm var pakette. Nerflenmiş bir kısmı var mı? Var. Digital Miner kapatılmış durumda. Evet. Nerflenmiş kısım bu. Şimdi gelelim. Başka hangi modlarımız var? Endrayo var. Endrayo, bildiğiniz Endrayo. Ancak Endrayo'da iki tane önemli nerfimiz var. Ve yaşasın, baltamız kırıldı. Ve sen gel bakalım. Valla. Tabii. Şöyle bir tane daha balta yapacağım. Daha sonra ben bunu taş versiyonuna çeviririm. Biraz daha bir şeyler toplamak istiyorum. Evet, Ender'daki nerflerimden bahsedeyim. Evet, Ender. İlk olarak Machine Case'e bakalım. Stealing at istiyor. Yani mekanizmin ilk başlarında biraz adım atmanız gerekiyor demek oluyor bu. Metal Reject Infuser zaten mekanizmde ilk craft edeceğiniz makine. Diğer bir noktaya değinmek istiyorum. Nerede tabii bu arkadaş? Bir crafting recipe'si değişmedi. Evet, arkadaşa bulabilirsem neyin değiştiğini göstereceğim. İlginç bir nerf oldu, onu söyleyebilirim. Segmil. Evet, şunların oranları. Dark Steel Ball eski Flint oranlarına çevrildi bonus oranları olarak. Flint ise sadece bonus output çıkışı sağlıyor. Yani main output'u normal kalıyor. Bu nasıl? Flint'le neredeyse, yani Flint'le gene direkt or ikileme yapıyorsunuz. Fakat ekstra or elde ediyorsunuz ancak çok fazla değil. Önceden Flint'le or ikileme değil de or 2.25'leme yapıyordunuz. Fakat artık bu or ikileme oldu. Diğer bir noktaya değineceğim. Dark Steel Ball'a değineceğim. Dark Steel Ball eski Flint olduğu 2.25'leme oldu. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi benim sizlere, ya oynamak istiyorsanız bu paketi, mekanizmin eklediği or işleme yöntemlerine yöneltmeniz. Bu arada mekanizm, yani uğraşırsanız size or 5'leme veriyor. Evet, bayağı güçlü bir or işlemesi var mekanizmin. Ki bayağı erken zamanlarda or 3'lemeye de geçebiliyoruz. Evet, mekanizmde çok rahat or 3'leyebiliyorsunuz. Sadece kullandığım makinenin miktarı biraz fazla ve ben birkaç tane daha tavuk... Lanet! İlk ölüm! Dur, ben bodoslama atladığım için oraya... Evet. Tabii her eşyam orada olduğu için bunları geri almak istiyorum. Aşağıya bir şey düşmedim mi? Lanet olsun, aşağıya bayağı bir şey düşmüş. Ah. Harika. Creeper. Seni istemiyorum. Harika, eşyaların bir kısmı patladı. Neyse, sağlık olsun.
Iron Man bana en azından. Evet. Ha, bunlar duruyor. Güzel. Evet, şimdi yukarı geri çıkacağız. Harika. Hadi bakalım yukarı geri çıkalım. Şimdi taşlar gelin. Evet, ve Minecraft'ın önemli bir kuralını çiğneyerek yukarı doğru kazıyorum. Evet, şu an hiçbir şey görmüyorsunuz biliyorum. O yüzden geçici olarak şunu yerleştireyim. Biraz iron toplayalım. Modları saymaya devam edeyim. Diğer bir modumuz RF Tools. RF Tools nedir diye soracak olursanız hoş bir moddur. Bayağı ilginç makineler ekliyor. Fakat onu başlıca ekleme sebebim... Dimensions eklemesi. Dimensions nedir diye soracak olursanız Miscraft'tan hatırladığınız muhabbet. Birebir. Miscraft'ın Dimensions yapısına birebir benziyor. Yani çok benziyorlar. Yani arada neredeyse hiçbir fark yok diyebiliriz. Aslında dur şunu kullanalım. Andesite. Evet. Ve eşyalarımın neredeyse hepsini geri aldım. Ve yoluma devam edeyim. Şimdi kendime kalacak ufak bir yer ayarlamam lazım. Evet. Bu arada ilk altı yemeğimiz de etki etmiyor. Spice of Life. O yüzden biraz rahat olabiliriz. Fakat çok fazla da rahat olamam. Evet, şurada güzel bir dağlık alan var. Şu tavuğu... Evet, güzel bir alanda spawnlamışım. Sleepy the Curse güzel bir seedmiş. Bu daha tam büyümemiş. Bu neymiş? Crossberry. Bir şey merak ettim. Bana ana var mı? Var. Yaşasın. bu arada... RF Tools'da da ufak bir nerfim var. Hatta iki nerfim var. Birincisi RF Tools'un builder'ı. Quarry modu var. Quarry'ler konusunda biraz insafsız olmak istedim. O yüzden onun enerji ihtiyacını iki katına çıkar. Zaten çok fazla enerji tüketen bir arkadaştı. Belki onu ileride biraz daha arttırabilirim. Azaltırım değil, arttırabilirim. Sonrasında devam edelim. Başka ne gibi nerflerim var? Evet. Buraya kendime geçici bir ev yapayım. Evet. Buradan itibaren kazmaya başlayalım. Yay, flint. Yani gravel aslında da flint de. Şurayı ben doldurayım. Evet. Aşağıya doğru bir giriş olsa çok daha güzel olacak. Evet, RF Tools'da ilk olarak bu nerf'im var. İkinci olarak şu crafting table'ı koyalım. Crafting table'ı şuraya koyacağım. Ama şu şekilde koyacağım. Tinker's Construct. Geçen bölüm unutuyordum bunu. Bunun varlığını. bu sefer Birch Cup'ı deneyeceğim. Bakalım Birch Cup'ı nasılmış. Sevmedim. Evet. Diğer bir nerfimiz ise Machine Frame. Neredeyse her makine bununla yapılıyor. Sizden mekanizmin başlangıcı ve Endrayon'un ilk iki aşaması, birkaç aşamasını geçmenizi istiyor. Evet. RF Tools'a yaptığım nerf de bu şekilde ve yaşasın gene. Evet. Bunun yanı sıra başka hangi modlarımız var? Bir tane büyü modumuz var. O da nedir diye soracak olursanız Quark. Quark demişim pardon. PSI. PSI
Botanya'nın geliştiricisinin yaptığı bir mod. Ha, fakat Botanya ile çok bir alakası yok. Bu arada Quark da aynı şekilde Botanya'nın geliştiricisinin yaptığı bir mod. PSI nasıl diye soracak olursanız biraz hafif teknolojik bir büyü modu. Büyüyü programlıyorsunuz. Ve pickaxe'im kırıldı. Bu achievement'ı da alalım. Yoksa bu achievement olmadan dolaşacaktık. Evet. İlk başlangıçta elimiz hiçbir zaman geniş olmuyor zaten biliyorsunuz. Evet. Dışarıya açılan bir kapımız var. Oraya bir cam koyarım bir yere. Evet, şimdi yapmam gereken şeyler şu torcu buraya koymak. Ve chest alanları yapmaya başladık. Buradan bu düşecek tabii ki de. Buraya koyabileceğim bir şey yok. Neyse. Kıracağız hepsini. Evet, flint düştü. Güzel. Flint iyidir. Bazen işimize yarayan bir materyal. Ve şimdi bana bir iki tane fırın ver. Biriniz buraya, biriniz buraya. Sonra devam edelim. Bana bolca chest lazım. Evet, 4. Sekiz. Bu arada şunu şöyle yapacaktım ve tabii ki de keşke yapmasaydım ama ne yaparsın? Sekiz tane daha lazım olacak. Tam olmadı sayı ama. Evet. Başlangıcımızı yaptık. Şimdi yapmamız gereken şeylere değinelim. Şimdi her şeyi buraya bir atalım. Kitaplarımızda şu yüzümüz. Sonra bunları düzenlemeye başlayalım. İlk önce yemekler. Yemekler size bir ayarlayalım. Yumurtayı yemek kategorisinden koymayalım şimdi. Yemekleri bu chest'e atıyorum. Elmalar siz gelin, siz önemlisiniz. Mob droplar ve bitkiler. Bu chest'e. Maden bu chest'te. Tamamdır. Şu ikisi de craft edilmiş. Ve moblara ait nesnelerle dolsun. Şimdi yemeklerimiz buradaydı. Şu chicken'ları alacağım. Bir kısmını sticklerle pişireceğim. Ve bu önceki başlangıçta kullanmıştım biraz. O yüzden şu an herhangi bir başlangıcımız yok. O zaman ben modları tanıtmaya devam edelim. Arifteus'un Dimensions eklentisi var. Charset var. Charset nedir diye soracak olursanız şunları ekliyor. Bunun yanı sıra eklediği şey olarak da gate'ler var. Bunun yanı sıra başka eklediği şeyler de var. Ancak ben o modülleri devre dışı bıraktım. Tinker's Construct var. Çok ilginç bir biçimde. Benden beklemeyeceğiniz bir biçimde. Ama Tinker's Construct'ın şu anki hali makul gözüktü bana. Storage Drivers var. Çok sevdiğim bir moddur zaten biliyorsunuz. Spice of Life'ı görmüşsünüz zaten. Arifteus, Dimensions, Quark. Çoğunlukla dekoratif şeyler ekliyor Quark. Devam edelim. Başka nelerimiz var? PSI'yi söylemiştim.
bir büyü modu. Çok ilginç bir büyü modu. Palm Service Craft bir yemek modu. Open Computers en önemli modlarımızdan biri. Çoğu otomasyonun buna dayalı olacak fakat paket hakkında, seri hakkında önemli bir bilgi söyleyeyim. Open Computers var ancak her şeyimi ona dayalı olarak yapmayacağım. Daha sonra çoğu şeyimi ona dayalı olarak yapmaya çalışacağım da programlamayı video esnasında yapmayacağım. Video esnasında programların nasıl çalıştığını anlatacağım. Bazı çok istek olan programlara ayrı video çekeceğim. Yani çok işinize yarayacak programları nasıl programladığımı anlatan ayrı bir video çekeceğim. Onları kanalda sadece izlemek isteyenler izler. Open Radio, bir Open Computer eklentisi. Basitçe düz bir hatta olduğu takdirde bilgisayarlar arasında 4096 blok mesafede iletişim kurmanızı sağlıyor. Bir başka mod ise, yani burada gözükmüyor. Neyse, Morbees, normalde Gendistry ile girecektim fakat üşendim. Daha fazla arı ekliyor. Mechanism ve Mechanism Generators ile Tools eklentisiyle beraber Mechanism bayağı önemli bir modum olacak. Gendistry, Forester varken olmazsa olmaz. Iron Chest, her paketin olmazsa olmazı. Eklemeyen paket bayağı bir şey kaybediyor demektir. Forestry tabii ki de. Ve tek çanta şansınız. Gerçi teknolojiye geçtiğinizde başka envanterde depolama muhabbetlerinizden var. Fakat şimdilik bu. Devam edelim. Forestry'ye geçelim. Andra'yı söyledim. Chisel ve Chisel and Bits. Chisel and Bits burada mikroblok karşılığı bir şeyimiz. Computronics. Bunu bulana kadar canım çıktı. Modun sadece developer versiyonu var. 1.10'a, 1.7'ye normal versiyonu bulabiliyorsunuz çok rahat. Mükemmel bir moddur. Bayağı bir işimi kolaylaştıracak. Chisel. Buradan itibaren. Ha, evet. Şu da Charset'in diğer modülü. Ve Chicken Chunks. Bunun yanı sıra Inventory Tweaks var. Yeni hali biraz ilginç. Şu yandaki arkadaşımız J.I.V. bu arada. Center Search var. NEI 1.8'e güncellenmedi. Daha sonra güncellendi, stabil değil. O yüzden bu aralar J.I. popüler. J.I.'in bir eklentisi var şuraya zımbırtılar ekleyen. Onu da ekleyeceğim gibi. Evet. Mod paketi basitçe bu şekilde. Birkaç harita olarak Journey Map var. Ek olarak başka Vaila'mız var. Standart olarak zaten. Vaila olmazsa olmaz paketlerde artık. Biliyorsunuz. Şunu şöyle yapalım. Yok. Bu böyle değildi. Ben Minecraft'ı bayağı unuttum. Fark etmişsinizdir. Ve sticklerin 4 tane verme olayı da hala tuhaf geliyor. Şuna bir set daha yapalım. Evet, bakalım dışarıda durum ne? Evet, gündüz olmuş. Yaratık yok buralarda değil mi? Evet, yok. Yahoo! Evet. Şimdi yapmamız gereken önemli noktalardan bir tanesini de sanmak olursanız kendinize düzgün bir yemek kaynağı elde etmek. Evet, bu bayağı önemli bir aşama bizim için. Çünkü yemek şu an bizim için inanılmaz derecede önemli bir şey. Öncelikli olarak evin önünü temizleyip bu arada bakalım. Yay, elma. Evet. Evin önünü biraz temizleyelim. Buraya bir şekilde su taşıyacağım. O da zaten kova. Hatta kova demişken kendime 3 ayrı da pişireyim.
Nereye yapabilirim? Düşünecek olursak... Ups. Kendime biraz shovel yapsam güzel olabilir. Başlangıçta... Neden? Tinker's Shovel'ı aletlerine girmiyorum diye soracak olursanız başlangıçta bayağı kötüler. Balta yaptım. Neyse. Tabii ki de yapmam gereken başka bir alet daha var. Ho! You dirty ho! Evet, bu espri için özür dilemiyorum. Devam edelim. Burada beanlerimiz. Blackberry'leri... Evet. Bean seed. Radish, leek. Sweet potato, white mushrooms, chili. Şu an hepsinden bir tane ekeceğim gibi gözüküyor. Seni de temizleyelim. Bu baltayı kırmaya çalışıyorum bu arada, eğer fark etmediyseniz. Evet. Devam edelim. Şuları kazarken ilk önce kendime bir tarla kuracağım. Yani bayağı inanılmaz derecede basit bir ihtiyaç olarak. Tarlamı sanırsam şuraya kurabilirim. Bir kat daha kazalım. Bu arada pakette önceden olarak Optifine yok. Her pakette olması gerektiği gibi. Optifine kurmak istiyorsanız ya da benzeri bir modu kendiniz gidip kuracaksınız. Bu detayı da unutmayın. Ben bunu muhtemelen paket kurulum videomda söyleyeceğim ama olsun. Evet, şimdi gel bakalım. Şuraya bir duvar örelim. Evet, sessiz sessiz buraları kazmaya devam ettiğimize göre bu romantik anı şununla bozabiliriz. Aslında biraz daha devam edebilirim. Yani dur, boşver. Tamam, şuraya da bir kapı koyacağım. Bunu kapıya çevirelim bir yöntem var mı? Yok. Zıplama yeteneğimi geri kazandığım andan itibaren şunu kazmaya koyuldu. Evet. Gelin bakalım. Gelin buraya köfteciğimize. Tamamdır. Ah. Iron'larım hazır mı? Evet, hazırlar. Hazır ve nazırlar. Sizlerle bir kova yapalım. Ve sizlerle de... Nasıl yapıyorduk? Birch Fence Gate.
Valla. Şunu bir adım genişleteceğim. Ve yaşasın, nihayet kırıldı. Şöyle şöyle. Hiçbir şey girmesin. Evet. Gelelim. 1, 2. Şöyle bir merkez. Ve şöyle bir merkez koyalım. Bu iki noktaya su koyacağım. Tabii ki de bir yer önce bir şekilde su almamız lazım. Evet, süt kaynağımız da var burada. Suyu bulalım bir. Çok güzel, değil mi? Neyse, şu tarafa koşsak daha sağlıklı olacak gibi. Pek düz bir arazide değiliz. Yani. Böyle burada bir skeleton görüyorum. Ve şunlar olmuş. Evet, meyve ağaçlarımız da var fark ettiyseniz. Zombi sesi duyuyorum. Su kaynağı şurada var. Nihayet ulaşabiliriz. Bir tane daha kova olmasaydı güzel olurdu. Bir sınırsız su kaynağı yaratırdım. İlki gelsin. Böyle. İkincisini koşmayacağım çünkü henüz ikincisini dolduracak kadar seedim de yok. Ha, burada da su varmış. Ancak çıkışım zor oldu bu sefer. Evet. İlk başlangıcımız biraz yemekle geçecek. Tabii ben o arada biraz yemek biriktireceğim. Yemek tarifleri falan akacağım, yapacağım. Şu an elimden neler gelebilir. Bölüm aralarında. Yani yemek işimizi halledeceğim. Kova'ya ilginç bir ses eklenmiş. Tamamdır. Şimdi seedlerimizi ekmeye başlayalım. Yay, normal seed de bulmuşum ama birkaç tane daha lazım bundan. Evet. İki. Hadi biraz daha çıkabilirsin. Güveniyorum sana. Üç. Tamamdır, üç. Dört. Bir tane daha istiyorum. Evet. İki tane geldi. Orta kısmı direkt bunları yapacağım. Bence gayet güzel. Buraya bir tane torch. Buraya bir tane torch. Buraya bir tane torch. Buraya. Buraya. Ve buraya. Tabii ki de kapının önünde bir de torch. Evet, ve tabii ki de ne elde etmeyi unuttum. Yine yün elde etmeyi unuttum. Arka planda koyun var. Ve burada bir adet ineğim var. Çok geç olmadan... koyunlarım da azmış. Neyse, bir geceyi atlattık. En azından bir geceyi atlattık. Bir tane daha iyi. Heba edeyim. Kendime bir adet... Burada bir şey. Şimdi siz gelin buraya. Gelsin sen. Bir bakalım bu herhangi bir seed'e dönüşüyor mu? Hayır. Bunu ağaçla yetiştireceksiniz. Çok hızlıca koyun kırpmış. Kırpacağım.
Çok hızlıca. Koyun, 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 koyun. Gel buraya, gel, 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 gel. Birimiz burada. Evet, tam olarak 3 tane vardı. Harika. Evet, ilk bölümden zaten ölümümü de gerçekleştirdim. Hayır, zombi sen uzak dur. Seni istemiyorum ben. Evet. Ve yatağımı buraya yerleştireyim. Ve... Fiyuh. Başlangıç base'imiz. O zaman ne diyoruz? Bakalım. Son bir yemek hakkım var. Ah, izlediğiniz için teşekkürler. Kötesiz köftenin günler. İyi eğlenceler.